Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 9 Aralık Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Diyarbakır'da 6 koşulu bir programımız olacak. Birinci koşu saatlerimiz 21 gösterdi. Handikap 14 bir mücadeleyle Altılı Gayrımızın ilk ayağının startı verilecek. 3 ve kore İngilizlerin 1700 metre kuma çıkacak. Evet 10 safkanımız yer alıyor. 7, 8 ve 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz 2 nolu safkanımız Aziz Akdemir eşliğinde ilk tercihimiz olacak. İkinci atımız 6 nolu Baba Aybars diyeceğiz Ferit yardımcı eşliğinde. Sonradan 7 nolu safkanımız İsa Akkoz ekürler mutlaka yazacağız. Ve 9 nolu Efe'lerin nefesi diyeceğiz Mahmut Ünlü eşliğinde mutlaka değerlendireceğim son ismim olacak bu koşu için. 2, 6, 7 ve 9 birinci koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet ikinci koşuyla devam edelim. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koşusu kısa valiyeli 3 ve kora İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. Yeri safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman tempoyu kim belirleyecek ee, dediğimiz zaman yani burada tempoyu belirleyecek savkanlar belli. Yani Pamukkale çıkacak, liderliği isteyecektir. Bir nolu savkanımız olsun yedi arkasına yatacaklardır. Ee, ama tabii ki liderliği ben Pamukkale'den alabilecekler mi izleyip göreceğiz. Son iki yarışı birazcık kötü olsa da benim ilk tercihim dört nolu Pamukkale diyeceğim. Yani buraya kalabalık tutacağım. Yani kapamağa kadar gidecek. Bir tek yedi nolu savkanımızı dışarıda bırakacağım ee, ama... E, ee, o da enteresan bir safkan ise Katar'la sürpriz yapabilir. Yani benim sıralamam şu şekilde. 4 nolu safkanım ilk tercihim. İkinci atım 3, 1, 2, 5, 6 diyeceğim. E, ee, 7'yi de tercih edecek arkadaşlar yazabilir. Ben e, dışarıda bıraktım. E, çünkü Adana'da son e, 9. ve de Şanlıurfa'da 1800'e bir sekizinci. Yani pek o kadar e, alışamadı diye düşünüyorum Bir de Diyarbakır e, pistte birazcık ağır gelir ona diye düşündüm. Tabii ki at atı her zaman geçer ama onu bilemiyorum. E, 4-3-1-2 5 ve 6 diyerek buraya e, nerede kapamaya kadar gideceğim. E, bir koşu olacak. ikinci koşu. Evet geçelim. Üçüncü koşu Andikap 16-1 Mücadele Eee 4 rekoru Araplar 2000 metre kum 9 safkan üzeri alıyor. 1 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da e, baktığımız zaman Ahmet üst üste kazandı. Şimşekoğlu son iki yarışı gayet başarılıydı. E, ben burada 3 nolu reberle başlayacağım. Ferit yardımcıyla ilk tercihim. İkinci adım 2 iki nolu Onkut diyeceğim. 1 nolu oğlum benim Aziz Demirle 8 6 4 ve 9 şeklinde oluştu sıralamam. Buraya da kalabalık geçmemiz doğru olacaktır bu koşuyu 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşu şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. 9 safkanımız yer alıyor üçlü da bu koşu itibariyle başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman hem mesafenin kısa oluşu o da hiç man my heart diyeceğim ben. E, Diyarbakır'da zaten bir koşu gördü. 1200'de. O da e, Mehmet Ali Aktürk eşliğinde start almıştı. Kral Luxor, Torun Kağan e, o gün için iyi bir performans sergilediler. E, Hişman İl Mahir Hart da e, bir üçüncülük elde etti. Yani koşuda ben liderliği e, baktığımız zaman onu e, zorlayacak bir safkan göremedim. Çıkacak liderliği alacak öyle bir çırpada bitirmesini bekliyorum. İkinci Diyarbakır yarışında benim yarım banko ismi olacak. Dördüncü koşu. Altılgayımızın dördüncü aya bir bankom. Üç ile sekiz ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Dördüncü koşuda. Evet beşinci koşu şartlı 19 3 yaşlı Araplar 1700 kum 7 savkanımız yer alacak. Evet burada da banko ismim olacak. O da yine bir nolu savkanımız Aziz Akdemir eşliğinde ee, Ben ben Şanlıurfa'da yaptığı son koşusunda bir ikincilik elde etti Aziz Akdemir'le. baktığımız zaman yani burada en e, güvendiğim isim çünkü İstanbul'dan da Bursa'dan tanıdığımız bir safkan son e, iki yarışı Şanlıurfa'daydı. ikisinde de birinde 1400'e dördüncü son koşu 1200'de üçüncülükte Diyarbakır pistinde daha başarılı koşar diyeceğim Aziz Akdemir'le 1-0 safkanı Bankom 3 ile 4 ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Bankolarımız arka arkaya geldi. Evet geçelim 6. koşu ve son koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1200 kum 10 safkanımız pardon. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. ilk tercihimiz 5 nolu alan za kızı diyeceğiz. Aziz Akdemir eşliğinde. Altın oğlu Mirhan kız olacak. Aprant arkadaşımız Hüseyin Şanlı eşliğinde. Sonradan 7 nolu safkanı İsa Akyoz da 8 nolu safkanımız Ahmet Hasan Bayar eşliğinde 10 nolu küçük Cana diyeceğiz Yusuf Cengiz eşliğinde ve de 11 nolu köyceğiz <laughs> Ferit yardımcıyla piste çıkacak. 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet Diyarbakır içinde iki bankolu bir kurgu oluşturduk. Bakalım inşallah şans bizden yana olur diyorum. Herkese bol şanslar diyorum. Hem İstanbul hem Aradan hem Diyarbakır için güzel bir neticeyle ayrılmanız, ayrılmamız umuduyla diyorum. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.